Arkadaşlar 34. sorumuzla devam edelim. Aşağıdaki şekil birde yükseklikleri farklı olan ABC binalarının dikdörtgen biçimindeki önden görünümleri verilmiştir. A ile B binaları arasındaki en kısa mesafe 15 metre. B ile C arasındaki en kısa mesafe 20 metre. A ile C binalarının genişlikleri 10 metredir. Bunların hepsi zaten burada verilmiş arkadaşlar. A ile C binalarının üç kısımlarına şekildeki gibi doğrusal bir çelik profil yerleştirilmiştir. Şekil 1'de verilen çelik profil tam orta noktasından kırıldığında elde edilen parçaların uçları B binasının sağ ve sol köşelerine şekil 2'deki gibi değmiş diyor. Zaten yukarıdaki uzunlukları biliyoruz. Şöyle aşağıya doğru gelelim arkadaşlar. Bunun üzerinden Gitmeye çalışalım. Buradaki çelik profilin ortam ortasından kırıldığı söylenmiş. Böyle bir görüntü oluşuyor. Tam A'nın köşesinde, C'nin köşesinde, şu B binasının köşelerine geliyor buradaki uzunluklar arkadaşlar <laughs> ve diyor ki A ve C binaları oluşturdukları sarı renge boyalı açıların ölçüleri toplamı 90 derece olmuştur. Buradaki çelik ee, ee, profil kırılıyor arkadaşlar tam ortasından ve burada birbirini 90'a tamamlayacak şekilde iki tane açı oluşturuyor. Ee, buna göre A binasının görünen yüzünün alanı C binasının görünen yüzünün alanından kaç metrekare daha fazladır? Şunları bir yazalım. Şuradaki mesafenin kaç olduğunu biliyoruz. 10 olduğunu biliyoruz. Şurası kaç? Yukarıdakileri taşıyalım buraya. 15 Şurayı bilmiyoruz. Şuradaki mesafenin 20 olduğunu biliyoruz. Şunun genişliğinin de yine 10 olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Şu iki uzunluk birbirine eşit. Bunu unutmayalım. Şuraya alfa yazdığımızda buraya beta yazdığımızda alfa artı betanın 90 olduğunu biliyoruz. A binasının görünen yüzünün alanının C binasının görünen yüzünün alanından ne kadar fazla olduğu sorulmuş. İsterseniz şöyle yapalım. Biraz şöyle arkadaşlar yaklaştırayım. Şu şekilde onu ben bir düzenleyeyim. Evet şu şekilde yapmaya çalışalım arkadaşlar. Buradan ilerlemeye çalışalım. Şimdi bence burada bunların birbirine eşit olması ve açıların toplamının 90 olması önemli. Ben şurayı şöyle devam ettirsem arkadaşlar, öyle değil mi? Şurayı tam doğrusal bir şekilde, yeri paralel olacak şekilde çizersem, aslında buraya 90 derece, buraya da 90 derece alırsam, alfa 90, buradaki açımız ne gelir? Beta gelir. Beta 90, şuradaki açımızın da kaç geldiğini söyleyebiliriz. Alfa. Aslında alfa beta 90, alfa beta 90 birbirine benzer iki üçgen var. 90'ların karşısındaki uzunluklar birbirine eşit olduğu için birbirine eş iki üçgenin geldiğini söyleyebiliriz biliriz Arkadaşlar burada birbirine eş iki tane üçgen elde ettik. Dikkat ederseniz betanın karşısındaki şu uzunluğun biz kaç birim olduğunu biliyoruz. 20. Alfanın karşısındaki bu uzunluğun 15 birim olduğunu biliyoruz. Bunlar birbirine eşse burada betanın karşısı 20 ise burada da betanın karşısını yani şu uzunluğun kaç gelmesi gerekir? 20 gelmesi gerekir. Burada alfanın karşısı 15 ise buradaki alfanın karşısındaki şu uzunluğunda yine kaç gelmesi gerekir? 15 gelmesi gerekir. Arkadaşlar bunları yakalamış olduk. Şu alt tarafta kalan uzunluk 20'nin dışında kalan uzunluğa x dersek bu taraf hafta da şu arkadaşlar şuradaki 15'in dışında kalan şu uzunluğun x birim geleceğini x x x x yani B'nin yüksekliğini x olarak belirlediğimizi söyleyebiliriz. Şimdi diyor ki A binasının görünen yüzün alanı C binasının görünen yüzün alanından kaç metrekare daha fazladır? Hemen A'nın görünen yüzünü şu alanını hesaplayalım Bakın bu bir dikdörtgen bir kenarımız 11'im diğer kenarımız 20 artı x yani a'nın bu görünen yüzünün alanı 10 çarpı 20 artı x gelir arkadaşlar C'nin görünen yüzüne baktığımızda yine bir dikdörtgen bir kenarı 10 diğer kenarı x artı 15, 15 artı x bunun alında 10 çarpı 15 artı x gelmiş olacaktır. Soldakinin sağdakinden ne kadar fazla olduğu sorulmuş. İkisinin farkını alalım arkadaşlar. 10 kere 20'den 200 gelir artı 10 x gelmiş olur. 10 kere 15'ten 150 gelir eksi var eksi 150 dedik. 10 kere x 10 x gelir. Önünde eksi var yine eksi 10 x demiş olduk. Bunlar giderse 200 eksi 150'den aradığımız bu farkı 50 metrekare olarak bulmuş oluruz arkadaşlar. Doğru cevabımızın B şıkkı gelmesi gerekir.